tesettür kalmamış, mahremiyet kalmamış. İmanla, İslam'la alay ediliyor. İşte bir tane rezil bir kadın gördünüz birkaç gün önce. Ne yaptı? Gitti, bir caminin içerisine girdi, mihraba sırtını döndü. Helada bir insan nasıl oturursa camide öyle oturdu. Bununla 2 milyarlık alim İslam'a şunu söyledi. Ey halifesini kaybeden, Osmanlı gibi devletini kaybeden Müslümanlar, benim nazarımda sizin Allah'a Azze ve Celle'ye secde ettiğiniz, huzurunda durduğunuz şu secdegahınız var ya, ancak bir helâ hükmündedir. Bunu söyledi. Ya aklını kaybeden bir deliydi ya da 2 milyarlık âlem-i İslam onun imanıyla, İslam'ıyla alay edebilmek için kafirler, zındıklar adına camiye gitti. Orada din-i mübin İslam'a hakaret etti. Ya tarihte belki bu az olmuştur kardeşlerim. Mezarda kan terliyor dedemin iskeleti. Ne yaptı? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Eğer bir ülkede insanların kutsalına, mukaddesatına sövmenin bir cezası olmazsa, işte biri gidiyor camide soyunuyor, Ayasofya'da biri soyunmuş, öteki gelmiş camiyi, benim nazarımda burası ancak helal olur demiş, başkası üniversitede Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sövüyor, hakaret ediyor. Bu ülke Müslümanlarınsa, Alparslan, bu toprakların kaplarını bize açan o büyük sultan Muhammed aleyhissalatü vesselam yoluna bütün varlığıyla ram olduysa, Fatihler, Yavuzlar, Efendimiz aleyhisselam'a aidiyeti en büyük şeref kabul ediyorsa, bu topraklar bize onların hediyesi ise, o zaman bu topraklarda İslam'a sövmenin mutlak ve muhakkak bir bedeli olmalı. Kanun maddesinde bunu yazmaları gerekir. Dünyanın neresinde olursa olsun heykele sövmenin bir cezası var. Ama Allah'a, Azze ve Celle'ye hakaret etmek sanat olur, özgürlük olursa böyle bir memlekette Müslümanlara rahat olmaz, olamaz kardeşlerim.